Ahmet soruyor, hocam, ben sizi ilk defa dinliyorum. Dinler arası diyalog gündemde, biliyorsunuz. Bu konuda beni bilgilendirirseniz memnun olurum, Allah razı olsun. Ahmet, ilk defa dinlediğin için sana anlatacağım. Ama daha evvelden dinlemiş olsaydın ben bunu anlattım. Ama yeni girdin, anlatalım yavrum. Dinler arası diyalog yok. Kim dinler arası diyalog derse, innettine indallahil İslam ayeti kelimesini inkarla kafir olur. Bilerek yaparsa ama, bilerek. Bilmeyerek söylese ameller niyete bağlı, günahkar olur. Diyeceksin ki hocam, Tevrat da Zebur da Allah tarafından gönderilen dindir. Bunların dinleri din değil midir? Bir peygamberle öbür peygamber zamanına kadar olan dinleri geçerlidir. Onlar İslam fıtratı üzerinedirler. Ondan sonra Tevrat da Zebur da İncil de Kur'an-ı Kerim'de toplandığı asıllarıyla Kur'an-ı Kerim'dedir. Üç kitap, Kur'an'la dört kitap birleştiği bize Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bize değil, bütün dünyaya, kainata, efendim insanlara Rabbimiz emrini bildirdi. Madem ki La ilahe illallah, yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoksa, bütün bu kainat Rabbimiz tarafından yaratılmışsa, ondan başka gidecek de bir kapımız yoksa, Rabbimiz de innettine indallahil İslam diyorsa, Kur'an-ı Kerim'i de bütün alemlere rahmet olarak göndermişse, İslam'dan başka hiçbir dinin geçerliliği kalmamışsa, sen dinler arası diyalog diyemezsin. Dersen kafir olursun. Bilerek söylersen kafir olursun. Allah'ın ayetini inkar edersin. Kim söylüyor bunu? Kim söylüyor? İşte o cemiyet mensubu olan insana ve ona tabi olanlar da ona uymak suretiyle insanları felaketlere sürüklüyorlar. Felaketlere. Peygamberler hak. Kitaplar da hak. Allah-u Teala peygamberlerin hepsi hak olduğunu Kur'an'da bildirdiğine göre, emrini de bütün insanlara Kur'an'a tabi olmak şartıyla bize şer'i hükmünü bildirdiyse, yok ben Kur'an'a tabi olmam. Ben daha evvelki peygamberin ümmetiyim, ben bununla hükümleneceğim derse, kendi kafana göre kitabını değiştirir, Allah böyle söyledi diye kitabına kendin, efendim, nefsi duygularını Allah'ın kelamı diye yazar ve onu da din dersen, kendi ideolojini o kitaplara işlersen, her türlü içkiyi, pisliği kendine helal kıldırırsan, ki haşa Allah böyle söylemez, sana Allah bu müsaadeyi yapacak, zinayı müsaade edecek, faizi, içkiyi, kumarı hepsini sana müsaade edecek, buradaki insanlara da yok, sana yok diyecek. Hani Allah eleyhisallahu bi akemül hakimindi? Hani hakimlerin hakimiydi? Hani Allah kulları arasında ayrım yapmaz? Hepsi onun kulları. Öyleyse bu durumda kim Kur'an'ın dışına çıkarsa, bunlar hakkı inkar eden, kendine, kendi nefsini ilahlaştıran, Allah'a düşman oldukları için ayrı ayrı yerlerde, insanlarda, efendim, nefsini tatmin etmek isteyenlerin söylemiş olduğu kelimelerdir bunlar. Böyle tekrar söylüyorum. Dinler arası diyalog yoktur. Böyle dinler arası hoşgörü de yoktur. Buna da dikkat çekerim. Hoşgörü İslam arasındadır, İslam. Bir kardeşimin yapmış olduğu eksikliği ben hoş görürüm. Çünkü Allah eksik yaratmış bunu. Ben onu hoş görürsem benim yaptığım eksikliği de o hoş görür. Biz ikimiz arasında İslami kardeşliğimizi sürdürürüz. Ama dinler arası diyalogla beraber hoşgörü yoktur. Çünkü kim onların pisliğine riayet ederse o da onlar gibidir diyor. Ben o pisliği hoş göremem. Hoş görürsem Allah'ın emrine karşı gelmiş olurum.
Şimdi anlaşılıyor mu bu hoşgörü davası da nereden çıkıyor? Neden biliyor musun? Bunlar Siyonizmin, faşizmin ve Hristiyanlık dinini yaymak isteyen misyonerlerin ortaya attığı kelimelerle dinlerini bu şekilde hoş gösterip sana bir adapte etmek, ondan sonra da batılı hakkın üzerine yaymak. Batılı hakkın üzerine atacak. Ve nitekim de kendilerine, Kayserili ne söylüyor Kayserili? Ayağıma bir yer yapayım, gör sana neler edeyim diyor. İşte batıllarıyla bir yer yapıyorlar, sonra da İslam dinini anarşi olarak ilan ediyorlar. Allah bizi uyandırıyor ayetleriyle. Kur'an okuyun, kendi kitabınızı okuyun. İnsanların kelamlarını okumayın. Hak geldi, batıl zahil oldu. Onlar yıllarca uğraşır, didinir, batıl ya. Allah işlerinde böyle bir alim yetiştirir, o batılı olduğu gibi yıllarca uğraşmış olduğu batılı silip atar. Evet. Onlar uğraşa dursunlar, onlar tuzak hazırlasınlar, Allah-u Teala da onlara şöyle cevap veriyor. Allah tuzak hazırlayanların en hayırlısısıdır diyor. Onlar ağızlarının nüfürmesiyle Allah'ın nurunu söndüreceklerini mi zannettiler diyor. Allah nurunu kıyamete kadar damlayacak. Yani kıyamete kadar yine Allah diyen insan gelecek ve Allah o insanlara zatını bildirecek. Evet. Herhalde Ahmet kardeşimiz bunu anladı. Daha fazla konuşmam gereksiz. Çok şeyler var söylenecek de. Yeter bu kadar.